Hepinize yeni bir kutu açılım videomda merhaba demek istiyorum. Merhaba. Bu videoda tabii internette herkesin yaptığı gibi şu yasaklarda internet alışverişi yaparken well holder, staffe porte route, supporte porte routes, rat halte, işte Türkçesiyle de lastik askı aparatı aldım. Bunu takacağım. Ne kadar güzel bir alet olup olmadığını, hem kutusunu açıp içinde nasıl bir şey çıktığını göstereceğim. Hem de duvarda nasıl duracak onu göreceğiz. O zaman çok fazla geyik yapmadan kutusunu açalım. Evet. Ne markaymış bu zımbırtı? Biraz daha yakından bakanın. Lampa diye bir marka. Bu aletimiz. Şöyle yapalım, biraz kaymayalım. Kutumuz bu. Diyor ki en fazla 205'li, yani 205 milim, yani 205 tabanına sahip olan lastik takabilirsiniz. Bir set 4 parça diyor. İçinden çıkanları gösteriyor. 1 dübel. Ay özür dilerim, yani 8 dübel. Çünkü 2 atacağız. 4 lastiği sabitlemek için. Somun. Bir tiş. Bir de bu cipçük ayak. Tiş zaten böyle kaynaklı bir şey. Hemen çok uzatmayayım. Açalım. Böyle bir şey. Düşündüm yani, ben zaten askı aparatı istiyordum kendime. Oh yeah. Yağdırmayın saat. Herhalde millet sıkılmaya başladı gece. Neyse. Böyle bir malzemeyi ben demircide yaptırsam 250 liradan fazla verirdim diye düşünüyorum. Hayır, bir de demirleri yaptırdın neyse. Adam eksiksiz. 2 4 6 8 8 tane dübel. 2 4 6 8 tane vida. 4 tane her birine girecek şekilde somun. Lastiği büyük ihtimalle tepeye gelecek şeyini buna takıyoruz, bijon deliğini. Zaten öteki yük de duvara yaslanacak. Dur, nasıl göstereyim? Şöyle buradan soktuk. Spacer'dan örnek vereyim. Şöyle ve bu da duvara yaslanacak. Öteki türlü yaparsanız buna çok yük biner ve düşer. Şimdi zaten duvara montajlarken siz beni izliyor olursunuz. Hadi montaja geçelim. Şimdi yanında metre yok. Alet çantamda yukarıda kalmış. Evde kalmış yani. Metre yerine mezora veya ahşap metre kullanabilirsiniz. Filtre kitlerim düşmesin. Evet. Şimdi ne yapacağız? İlk önce aletin direkt böyle duvarın dibine kadar dayayıp vidalarsak patates oluruz. Ben yukarı asmayı düşünüyorum. Oraya lastiksiz jantlarımı asacağım. Bu duvara da lastikli jantlarımı asacağım. Orada bir takım daha jant var lan. Neyse. Şu an iki paketim var. Burada kar lastiklerim var. Şimdi size nasıl onun ölçtüğümü senden göstereceğim. Evet. Şimdi burayı tavan gibi düşünüyorum. Tavana geldi. Aynen bu şekilde aşağı bakacak burası. Ve tavanda boşluk da olması lazım ki söküp takarken rahat olsun. Tavandan 18, hadi olsun 19 santim. Hoppala, nereye geliyorsun? Heh. Tam şu noktası 18 santim ama hadi 19 olsun diye takalım. Ondan sonra
Çünkü zaten en üst deliğine de denk gelecek ve yükün büyük bölümünü duvara yaslanan lastik alacak. Yıktım. Zaten hop, bu dolu paketmiş. Şöyle göstereyim. Zaten aşağı yönüne bakacak ve anlattığım gibi yükün bir bölümünde lastik duvara yaslanarak kalacak. Evet, şimdi ilk olarak bu duvara geçiyorum. O duvardan o duvara montaj yaparken sizlere de anlatıyor olacağım. Evet, biraz düzleyelim. Şöyle yapalım. Evet, şimdi bu açıdan daha güzel göreceksiniz. O kadar yukarıya ne gerek var diyeceksiniz. Çünkü orijinal jantlarım lastiksiz bir şekilde rafımda duruyor. Rafta ölü yer kaplıyor. O yüzden ben onları dekoratif olarak oraya asacağım. Tabii o kadar yukarı uzanmak için bir adet merdivene ihtiyaç duyuyorum. Burada da akordeon merdivenim devreye giriyor. Zannedersin üst kata çıkacağım. Evet. Bir adet kurşun kalem alalım. Kurşun kalem. Gazlı kalem. Şimdi birazcık yukarı çıkayım. Rafı hizaya alacağım. Şimdi şuradan yine bir kopya çekeyim. Buradan ne kadar sol. En kalın şu an mesela en kalın lastiğim kışlık lastiğim var. O 55 yanak. Zaten 60-65 yanak takacağımı pek zannetmediğim için bunun ölçülerini baz alarak yapıyorum. Siz de kendi lastiğinizin merkez ölçüsünü alarak montajlarsanız daha sağlıklı bir montaj elde edersiniz. Şöyle diyelim. Aha, dışarıdan bir TSI geçti. Hoppa. 30. 30. Yani şunun bu rafın 30 santim içine gireceğim. Ve tavandan da kaç dedim? 19 santim. Tavandan da 19 santim. Çıkalım, bir işaret verelim. O ye. Tabii kamera aşağıda kaldı, değil mi? Bana baksın iş yaparken. İlk parçamı takarken büyük ihtimalle siz tam göremeyeceksiniz. Diğerlerini takarken biraz daha yakına alırım. İlkini hızlı geçiyorum. İkincisinde daha detaylı gireceğim. Ürküttü lan bu. Düşmeyelim. 30'u 19. Evet. Ne diyorduk? İlk önce şuranın düzlüğünden emin olmak istiyorum. Buradan vaz alacağım. Otuz. Kaç dedim? 19. İlk noktam burası. Ama ilk deliğim orası değil. Tepe noktasını belirlemiştim. Hopa. Buraları da delinecek noktalar. Şimdi İlkine delik atacağım. Sonra zamazingoyu, jant tutucu zımbırtıyı montajlayacağım. Sonra geleceğim, jantı takacağım. Ona göre baz alarak sola doğru ilerleyeceğim. Evet. Hadi bakayım ilk deliğimizi delelim. Şöyle bir detay var. Ben genelde öyle yapıyorum. Siz nasıl yaparsınız bilmem. Ben matkap ucumun üstüne boyayla işaret koyuyorum veya maske bandıyla.
Ki dübelin daha fazla derinine gitmeyeyim. Çünkü öteki türlü dübele bir koyuyorum. Alıyor başını gidiyor. Ömcek, ne yapıyorsun orada ömcek? Şoka girdin, değil mi? Evet. Abi, bu kadar boktan bir vida olabilir mi ya? Yalama oldu. Kendi videomu atacağım şimdi, olacak ya. Allah Allah. Tam da oturuyor yuvasına, hani şey de değil. Abi var ya, böyle işlerden nefret ediyorum ya. Atacağım kendi beton vidamı, olacak şimdi. Evet, bu gibi durumlar için ne yapıyoruz? Hemen gösteriyorum. Neydi bunun adı, hatırlamıyorum, unuttum şimdi. Şöyle yakından bakarsanız kendi tırtırlı. Biraz fazla uzun. Bunun kısası da vardı ama nerede şu an bilemiyorum. Mesela böyle duvara dübelsiz bunu bir koyuyorsunuz. Çıkartabilene aşk olsun. Evet, ama o kadar büyük delik delmediğim için bunlara bir şans vermek istiyorum. Vidaların kafası çok zayıf. Şimdi yeni delik açtım. Çünkü daha derine girmem gerekiyordu. Ve sevgili akıllı beton vidalarımı atacağım. Ama önce şarjlı torsucumu takmam lazım. Genelde pimapen doğrama falan filan zımbırtılarını bunlarla atarlar. Güçlü diye. Ve dübel gerekmez. Tanesi bir tane yani. Bir adet vida şeye göre daha pahalıdır. Az önceki vidalara göre. Ama dübelsiz, sorunsuz. Kimi zeminlerde delik bile açmaya gerek kalmıyor. Ama mesela Yutong. Fazla bile gitmişiz. Şimdi birinci çinko, hazır mıyız? Kim arıyor beni? Yekta abi. Kanka. Meşgul alacağım seni. Tamam. Şimdi neredeyim? Şimdi orijinal jantımızı asıp nasıl durduğuna bakalım. Evet, hazır mıyız? Dibine kadar yaslıyoruz. Sonunu da olabildiğince dibine kadar sıkıyorum. Evet, ilk jantımı taktım. Biraz ter içinde kaldım. Kapalı garajda şu an, bir de gece yaptığım için gürültü çok dışarı çıkmasın diye kepengimi açmadım. Ve kan revan içindeyim. Şimdi diyeceksin, ilk iki tane vida deliği açtın, dübel attın, ne oldu onlar? Ağızları biraz zayıftı, tam yıldız uçları. Benim şarjımın gücüne, kudretine dayanamadı. Cörtlediler. Ve karşınızda
Nasıl? Bence gayet iyi. Tatminkar. Bakalım bir de yakından hataları göstereyim size. Hata varsa yani işte nasıl durduğunu. Jant zaten duvara yaslı. Şu an. 0'a 0. Sallanma şansı yok. Birazcık daha sıkılabilir. Ama şu hareketi yapıyor bakın. Birazcık daha sıkarsak ve mesela lastiğim olsa böyle oynama yapmayacak. Ama zaten bu jant 9 kilo. Onu rahatlıkla kaldırıyor. Şimdi teneke jant olsa şunun gibi. Bu teneke jant yanlış hatırlamıyorsam 6 boş ağırlığı yani lastiksiz ağırlığı 6.25 falandı. 6.75 de olabilir. Çelik jant. Bu alaşım jant diye geçiyor. Herkes bu bilgiyi de söylüyorum. Yanlışlık var yani. Çelik jant. Bu. Alaşım jant. Bu. Alüminyum alaşım. Vallahi güzel oldu. Diğer üçünü de takacağım ama diğer üçünde de yine şey yapmama gerek yok herhalde değil mi size? Delik açtım. Vide taktım. Aleti cırcırladım. Üçünü de tamamlayayım. Sonra şuraya da bir dörtlü yapacağım. Çünkü şurada da bir takım jantım var. Belki onları koyarım. Belki bu tenekeleri koyarım ama bunlar daha çok ayak altında. Onları da şu hizaya şöyle dizebilirim yani. Şuraya da olabilir. Ya da şuraya böyle baştan aşağı doğru. En baştaki beton pier, betopan, kolon, duvar ama orada elektrik panosu var. Bilemedim ne yapayım. Sorularınız varsa arkadaşlar yorumlardan soruları sorabilirsiniz. Bu ürünü aldığım yerde son ikiydi. İkisini ben aldım. Başka var mıydı bilmiyorum. Belki araştırırsanız başka satıcı da bulabilirsiniz. Aklınıza takılan bu aletle ilgili bir soru varsa bana sorun. Diğer konularla proje videomla alakalı sorularınız varsa yine buradan sorabilirsiniz. Yanıtlarım veya aklınıza takılan veya yapmamı istediğiniz şeyleri de yine yorumlardan bana belirtin. Evet, bunu da böyle bitirelim. Böyle bir kısa tadımlık. Bu alet ne işe yarar? Kutudan ne çıktı? Çıktı. Elimde niye patladı? Onu da söyleyeyim. Matkap ucum 6'lıkmış. Gelen dübeller 7'lik. O yüzden dübelleri tam yerleştiremedim. Tam girmedi. Yani girse bile dar oldu. Üstteki soktum. Alttaki deliği tam oturtamadım. Şarjı bastığında dar alanda hemen cörtledi. Ama bu benim güzel akıllı vidalarım. Bunlar affetmez. Laps diye girdi. Büyük olsa da oraları rendeledi ve içeri dahil oldu. Dolayısıyla dübel de gerekmedi. Çok beğendim ya. Çok güzel duruyor. Odama mı yapsaydım acaba? Bilgisayar odasında da güzel olur. Merhaba canımız. Zaten siz buradaydınız da ben yoktum. Aradan bir 9-10 saat geçti. Takacağım dedim. Gece takmaya çok üşendim. Saat 2.30 falandı. Bir deliyorum matkapla. İnliyor mahalle. Ra 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 ra. Dedim bizi çörtecekler. O yüzden kestim orada. Dedim yarın devam ederim. Neyse bir tanesini astık. Diğerlerine de lap 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 devam edeceğim. Bundan sonrasını siz hızlandırılmış dırı dırıt saçma sapan bir müzik koyacağım arkaya. Onunla beraber izliyor olacaksınız. En sonunda bittiğinde ha işte bunları yaptım diye size göstereceğim. Bundan sonrasını hızlandırıyorum.
Ay ay. Ter içinde kaldım yine. Evet, yoruldum ama sanki değdi, değil mi? Çok güzel oldu. Bence ay. Bence gayet güzel oldu ya. Ne diyorsunuz? Mal iyi mi? Aletten bir takım daha var. Şu kapının önündeki diğer orijinal jantları mı alsam, yoksa kışlıkları mı alsam, ama en azından orijinal jantları asarsam görsel olarak daha güzel olur. O kışlıklar zaten şu köşede, orada sehpa niyetine kullanılıyor. Onları da bu arka duvara asarsam, hemen şöyle size göstereyim. Şuraya bir yere işte panonun üstünde sola sensörden atamın fotoğrafına doğru onu da güzelce şu köşeye alırsam gayet güzel olur diye düşünüyorum. Yani atamı şu köşeye, diğer üç şeyi de buraya. Kim arıyor? Sapığım. Berke Karayel'di bakayım. Efendim canım. İyi, senden. Evet, nerede kalmıştım? Ah Berke, ah, kafamı karıştırdın ya. Neyse, baştan alıyorum. Buraları taktım. Size gösterdim şuralara da diğer jantları takacağım diye. Onları takacağım. Onun montaj esnasındaki videosunu da izlemeyi verin. Zaten aynı şeyin nanesi. Her birine ikişer tane vida atıyorum. Er garajda böyle bir aktivite daha yapmış oldum. Bu alet lastik tekerlek jant askısı. Google'da aratırsanız zaten bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bilindik bir alım satım e-ticaret sitesinden aldım. Gayet de güzel yani, 250 liraya bunu yaptırmanız bence zor. Bence bilemedim yani. Daha çok para çekerler gibi geldi. Neyse, bu da böyle bir kutu açılım ve montaj videomuz, tanıtım videomuz olmuş oldu. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz canlarım.